Skype bağlantısıyla devam ediyoruz yine değerli izleyenler. Haldun Domaç'la şimdi gündemi şöyle bir değerlendireceğiz. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi. Kolay gelsin. Güzel bir hafta sonu olsun ülkemize. Çok teşekkürler. Size de güzel bir hafta sonu olsun. Hemen şöyle izlediğimiz haberle yine başlayalım isterseniz. Ülke puanı sıralamasında hedeflediğimiz, aslında artık olmamız gereken yerlere doğru gidiyoruz emin adımlarla. Dileriz ki daha da iyi sonuçlar gelecek. Yine güzel bir haftayı geride bıraktık. Şöyle bir özetleyerek başlayalım isterseniz bu durumu, ülke puanı konusunu. Sonra özellikle Fenerbahçe'de tabii ki sormak istediğim sorular var. Evet. Şimdi tabii ki ülke puanında mükemmel bir performansımız var. Dört takımımız da iyi yolda ilerliyor. Tabii ki dört takımın yoluna devam etmesinin öneminden de bahsetmemiz lazım Ezgi. Çünkü aldığımız her puan bu sezon boyunca dörde bölünecek. Yani bunu söyleyelim. Yani herhangi bir takımımızın, hani böyle bir şey dilemiyoruz, elenmesi ya da işte gruplardan çıkamaması vesaire gibi pek çok konuda ya da kaybetmesi, bir maç kaybetmesi. Mesela Adana Demirspor'un kaybettiği maç sonrası biz 4 puan alacakken böldük 0.750, yani 0.75'e geldi. Onun için de tüm takımlarımızın devam etmesi gerekiyor. Şu an itibariyle mükemmel bir gidişimiz var. Nazarlardan korusun Allah, öyle söyleyelim. Çok az önce haberde de gördük, artık İskoçya ile çok yaklaştık, onu da söyleyebiliriz. 800 puan diyelim ya da 0.80 puan diyelim, onu biraz daha farklı anlatıyoruz biz. Sanki böyle şey gibi anlatıyoruz, 29 bin falan diye, 29 nokta diye anlatmamız gerekiyor. İskoçya'nın 31.650 puanı var, bizim de 30.850 puanımız var. 800 puanlık bir barem kaldı arada. Umuyoruz ve diliyoruz ki onu da kapatacağız ve hani layık olduğumuz, gerçek olmamız gereken yerde bulunmaya çalışacağız. Bu çok çok değerli, çok önemli. Takımlarımız artık bu sene şu anda şu açıdan mutluyum Ezgi. Takımlarımızın taraftarları birbirlerine destek olmaya genel olarak başladı. Yani biz bunu uzun zamandır göremiyorduk. Şöyle göremiyorduk, ya bana ne, X takım yeneceğine Avrupa'daki Y takım yensin noktasından şimdi ya bizim takımlarımız kazansın noktasına geldik. Neden geldik? Çünkü şampiyon oluyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemiyorsunuz. İşte mesela geçen yıl Galatasaray şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemedi. Oysa doğrudan gitmiş olsaydık hem maddi hem manevi çok çok değerli şeyler olacaktı. Temmuz ayının neredeyse sonunda sezon açıp işte 3 tane ön eleme oynamak zorunda kalmayacaktık. Yani 2 ön eleme, bir playoff oynamak zorunda kalmayacaktık. Bütün bunların değerini sanıyorum futbol severler anlamaya başladı ki artık çevremde böyle hani o kazanmasın da ne olursa olsun noktasından uzaklaşan insan sayısının fazla olduğunu görmeye başladım. Şimdi dileriz ki bu başarı devam eder. Temsilcilerimize baktığımız zaman özellikle Fenerbahçe ile ilgili sormak istediğim sorular var derken en dikkat çeken sezon başlangıcını şu anda Fenerbahçe yapmış gibi görünüyor. İsmail Kartal yönetiminde 7'de 7 ile başladı. Özellikle de çok ciddi bir hücum performansından bahsediyoruz. Yeni transferlerden alınan çok ciddi bir katkı var. Bu noktada Fenerbahçe'nin mevcut durumunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Fenerbahçe'de yani en özetle söyleyecek şeyler, taşlar yerine oturtulmaya çalışılıyor. Geçen yıl kaygan bir zeminde ilerledi Fenerbahçe. Yani şimdi eski defterleri açmak hani iflas eden tüccar eski defterleri açarmış. Onları öyle yapmayacağım ama eski defterleri bir parça karıştırmak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, en önemli nokta. İşte üçlü savunma mı oynayacak, dörtlü savunma mı oynayacak, çift santrofor oynayacak, orta alanı zayıflatacak gibi pek çok konuyla biz geçen sezonu geçirdik. Gerçekten de Jesus döneminde tabii ki katkıları oldu Fenerbahçe'ye, onları söyleyelim. Yani Ferdi'nin sürekli oynaması, İsmail'i şans vermesi gibi, bunları da söyleyelim. Yani hep kötü tarafından bakmayalım olaya ama bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin kimliğine uymayan bir oyun anlayışıyla sahaya sürdü Fenerbahçe'yi. Üçlü oynattı, orta alanı zayıf tuttu, ön tarafta ikili oynattı. Mesela şöyle söyleyebiliriz,
Fenerbahçe'nin kalesinde daha fazla özellikle dörtlüklerle kıyaslandığında gol yemesinin sebebi aslında işte bu oyun felsefesinin bir uzantısıydı. Şimdi dönüyorum günümüze. Günümüze döndüğümüzde İsmail Kartal geldi. Real bir kadro yapılanmasının ötesinde real bir diziliş ve oyun anlayışı ortaya koydu. Fenerbahçe'nin bir klasiği var. Orta alan çeşitlemesi değişebilir. Onu söyleyeceğim. Yani orta alanda pozisyona göre 4-1-4-1 olur, 4-2-3-1 olur ama orta alanınız hiçbir zaman bu kadar zayıf kalmaz. Şimdi önceki dönemde iki tane orta alanla siz rakiplerinizin 3-4 orta alanla mücadele ediyordunuz. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Özellikle onu söyleyelim. Şimdi orta alanda da dörtlü, beşli orta alanı olan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bir kere mesela bu çok çok değerli bir durum Fenerbahçe'nin gelişiminde. Tabii ki şunu da vurgulamak lazım. Oyuncuların kalitesi yükseldi. Şöyle bir gerçek var. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Çok gol atan bir takımken çok gol yiyen bir takımdı. Oysa şimdi gol atan ama gol yemeyen bir takım. Türkiye Ligi'nin bazı gerçekleri var. Bunları söylemek gerekiyor. Daha az gol yiyen takımın şampiyonluk şansı daha yüksek oluyor. Mutlaka böyle demiyorum ama bu gerçekten öyle. Siz işte ben 3 tane atayım, 3 tane de yerseniz, işte mesela geçen seneki Ümraniye başlangıcı, atmak için uğraşırken o kadar da çok gol yerseniz bu kez de sıkıntınız büyüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin özellikle büyük maçlardaki performansları olumsuzdu. Bir. İkincisi, yani çok az puan topladı büyük maçlarda. İkincisi, o maçlarda az puan toplaması savunmasının kötülüğünün yanında özellikle oyunu tutabilecek, oyuna akıl koyabilecek oyuncusunun olmamasıydı. Geçen sezon bunları yaşadı Fenerbahçe. Yani kalite eksikliği ve tecrübe eksikliği çok netti Fenerbahçe'de. Şimdi bu sezona bakıyoruz. Hem kalite olarak yükseldi, öyle söyleyebiliriz. Hem tecrübe olarak yükseldi. Tadiç, Dzeko, yani kalite olarak yükseldi. Onların yanına Fred, diğer tarafta Ryan Kent, Cengiz Ünder. Yani hem ön tarafta, arkaya baktığımızda Bekao gibi çok önemli bir oyuncu geldi. Yani genel anlamda şimdi Livakovic'in de gelmesiyle bence Fenerbahçe hem kalite olarak hem tecrübe olarak çok öne geçti. Onun biz uzantısı olarak da maç kazanıyor. Şimdi her zaman söylediğim bir olay var. Yani burayı toplarsak öyle söyleyelim. İşte çok kazanıyor Fenerbahçe. Yani şu ana kadar hep kazandı. Şimdi bazen kötü oynadığınızda da kazanmanız gerekiyor. İşte Fenerbahçe'nin o kötü oynama ihtimali olan bölümlerde de önemli oyuncularının sahne almasıyla bir anlamda Fenerbahçe maç kazanabilecek, maç çevirebilecek duruma geliyor. En son örneğini gördük. Evet, 10 kişi kaldı rakip Twente ama 1-0'dan sonra pes etmeyen bir Fenerbahçe var. Bir de şunu da söylemekte yarar var. Takıma bir enerji geldiğini de söyleyelim. Mesela Szymański'nin genelde bu tür oyuncular, yani kreatif özellikleri olan oyuncular çok koşmazlar. Yani bunu yıllarca hep gördük. Ama mesela Szymański hem kreatif özelliği olan bir oyuncu, yani böyle bir yapısı var, hem de inanılmaz koşuyor. Ön alan presi yapıyor. Şimdi tabii ki takımda Ferdi gibi, İsmail gibi enerjisi çok yüksek oyuncular var. Onların yanına şu anda %100 hazır olmamakla birlikte Fred de eklenince çok daha iyi gidecek bir Fenerbahçe'nin işareti var burada. Onu söyleyebilirim Ezgi. Şimdi özellikle forma rekabeti nasıl yaşanacak, ona belki biraz daha detaylı değinebiliriz. Hücum gücünden bahsettik. İrfan Can'ın çok ciddi bir performansı var. Yani hücum gücünde yerli rotasyonunu da düşünecek olursak orada işte Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, o dönüşüm size göre nasıl yapılacak? Bir de tabii ki çok uzun süredir sizinle her yayınımızda neredeyse konuşuyoruz ama artık imzalar da atıldı, iş resmileşti. Altay gitti, Livakovic geldi. Livakovic'in de devreye girmesiyle birlikte belki az önce o vurguladığınız az gol yiyen takım hüviyeti biraz daha sağlamlaşmış olacak. Belki birkaç cümlede bunlar üzerine edebiliriz.
Tabii ki şimdi 8 artı 3 dengesi gerçekten de Fenerbahçe için de pek çok takım için sıkıntılı görünüyor. Ama Fenerbahçe bu sezon transfer yaparken planlamayı çok doğru yaptı. Şöyle söyleyeyim, sıkıştığınız zaman evet kaleci Altay'ın gitmesi sanki bir sıkıntı gibi düşünülüyor ama şöyle bakalım, yani şöyle baktığımız zaman hemen gözünüzü kapatın, 11'e koyabileceğiniz sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi, önde İsmail, önde Cengiz ve İrfan'dan biri gibi 4-5 oyuncuyu hemen sayabilme ihtimaliniz var ki stoper bölgesinde de mesela Bekao'nun yanına Serdar Aziz'i koyma şansınız var. Yani Fenerbahçe'nin aslında baktığınızda çok da fazla 8 artı 3 dengesinde sıkıntı yaşayacağını söyleyemeyiz. Onu söyleyelim. Ayrıca bu takımın tabii sevk ve idaresi konusunda şu ana kadarki İsmail Kartal performansını da başarılı buluyorum. Onu da söyleyeyim. Hem oyuncuların sevk ve idaresi hem de oyuna müdahaleler açısından şu ana kadar diyorum tabii onu söyleyeyim. Tabii zaman zaman herkes hata yapabilir. Şu ana kadar son derece başarılı bir İsmail Kartal performansı izledik. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Bunun ötesinde yani İrfan Can'la ilgili dün de konuşmuştuk. Ben bir kez daha söyleyeyim. İrfan Can farklı bir konuma evrilmeye başladı. Onu söyleyeyim. Biz kanat oyuncularının genellikle içeriye koşular yaparak arka direk tarafını kapatması ya da orta saha yani daha doğrusu ceza sahasının içine koşu yaparak oralarda boş koşularla pozisyon bulmasını isteriz. Genel anlamda baktığımda İrfan Can'ın son haftalarına bakalım bu özellikleri sergilemeye başladığını görüyoruz artık. Attığı golleri Maribor maçı, işte Twente maçı baktığımızda içeri yaptığı koşuların çok çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Yani İrfan Can'dan da İsmail Kartal çok yüksek bir verim almaya başladı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bu çok değerli ve ben şu anda takım içi rekabette her oyuncunun birbirine çok iyi sarıldığını da görüyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Atılan gollerden sonra aslında pek çok şeyi görmek mümkün. Atılan gollerin sonrasındaki sevinçler, takımda oyuncuların birbirlerine hata yaptıklarında destek olmaları, sahip çıkmaları, bunlar takımdaşlık açısından İsmail Kartal'ın şu ana kadar yaptığı başarı ve bu başarı da sonuçlara yansıyor. Onu da söyleyeyim. Tabii ki son sorun Livakovic üzerineydi. Livakovic ile ilgili. Altay Bayındır her zaman söylüyorum. Ben Altay Bayındır'ın kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe kalesini koruyabilecek performansı olduğunu da düşünüyorum. Ama önündeki savunma kurgularındaki yaşananlar, mesela geçen sezon Jesus'un bu kadar öne oyuncuları atması, bu kadar öne atması, ben önde oynayacağım, tamamen önde oynayacağım, hiçbir zaman savunmayı düşünmeyeceğim demesi kalecilerin işini zorlaştıran bir durum. Biraz da Altay onun kurbanı oldu. Ama sonuç itibariyle şuraya geliyoruz. Artık Altay'a başarılar dilemekten başka yapacağımız bir şey yok. Ayrıca da Başkan Ali Koç'un onunla ilgili yaptığı uğurlamalar vesaire gerçekten çok güzeldi. Yani bu tür olayların takımlar üzerinde çok olumlu etkiler, takıma gelecek oyuncular üzerinde etkiler yaptığını da söyleyebilirim. Ama Altay'ı artık geride bırakacağız. Şimdi Livakovic'e bakacağız. Gerçekten çok özel bir kaleci Livakovic. Önünde de iyi bir kurgu oluştu. İsmail'in performansı, işte öndeki oyuncular gerçi bu aralar değişiyor ama sakatlıklar bittikten sonra değişmeyecektir. Bir önünde olumlu bir kurgunun oluşu, enerjik iki tane bekin oluşu vesaire gibi konularda Livakovic'in de işini kolaylaştıracak unsurlar olarak görülüyor. Bu manada baktığımda ben Fenerbahçe'de şu anda transferin olumlu bir şekilde gittiğini, bir 6 numara transferi belki yani sorman gerekiyor muydu ya da sorar mıydın bilmiyorum ama Şöyle ben bir buçuk söyleyeyim. dakikam var. Sözü size bırakayım ben. 6 numara transferini de dahil ederek belki son olarak bir transferde ihtiyaç konusunu özetleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin ben İsmail Yüksek'i çok beğeniyorum. Müthiş bir performans sergiliyor. Orada bir sıkıntısı yok ama şunu söylemekte de yarar var. Bütün sezonu İsmail'in sırtına yüklemek çok ciddi sıkıntı olur. Her ne kadar Fred 6-8 oynar dense de Fenerbahçe görünen o ki 50'nin üzerinde maç oynayacak. Yani bir İsmail'le 50 maç oynamak mümkün olmayacağı için bir 6 numara bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu manada da
çok özel isimlere gidiyorlar. Onun için de transfer süreci uzuyor şu anda. Benim anlayabildiğim kadarıyla Fenerbahçe bir 6 numara transferini gerekirse nasıl olsa İsmail'in performansı iyi, Eylül'e bırakabiliriz diye bekliyor. Bir de belki bir fırsat transferi daha yapabilir bu maç trafiğinin çok yoğun olmasından kaynaklı olarak. 1,5 Peki. dakikaya sığdı mı bilmiyorum. Çok güzel sığdı Aydın Damar. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de size iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Aydın Domaç'la gündemi Fenerbahçe'yi özellikle ağırlıklı olarak şöyle bir konuştuk, değerlendirdik ve bu bağlantıyla birlikte de bugün artık Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları, hoşça kalın.